Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 37 gün. Sizlerin sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. En fazla beğeni alan yorumları her gün cevaplamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizden Ali demiş ki: "LGS'ye son 38 gün kaldı. 38 güne özel bir ders programı hazırlar mısınız? Minimum 250 soru da olsun. Konularla beraber olsun." demiş ve şimdi sizler için ve Ali için güzel bir şekilde bir program hazırladık ve aynı zamanda herkesin çok güzel bir müjdemiz daha var. 29 Nisan'da ders ders bütün konuları baştan sona tekrar ediyoruz ve LGS son tekrar programımızı başlatıyoruz. İlk başta 29 Nisan pazartesi günü Türkçe ile başlayacağız. Detaylı bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonrasında matematik detaylı tekrarımız var. Fen detaylı tekrar, inkılap detaylı tekrar, İngilizce detaylı tekrar, din detaylı tekrarlarımız var. Sonrasında da sonrasında da hızlı tekrarlara geçeceğiz. Bu sefer daha kısa sürede daha daha soru odaklı gideceğiz. Yani konuları biliyorsunuz artık daha hızlı nasıl çözebilirsiniz bunları anlatacağız. Türkçe fen inkılap İngilizce din ardından LGS matematiğe çıkabilecek soruların üzerinden bir kez daha geçeceğiz. LGS Türkçe'ye bakacağız LGS fene bakacağız son taktikleri vereceğiz ve ardından da sınavdan bir gün önce sözel iki gün önce de sayısal dev canlı yayınlarımız olacak. Dünyanın en verimli derslerini yapacağız. Burada sizlerle beraber konuları baştan sona hem birinci dönemi hem de ikinci dönemi güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi bu haberi verdikten sonra gelin diğer programları nasıl yapacağız onları söyleyelim. Arkadaşlar birincisi biliyorsunuz ki LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sözel 9.30 ile başlayacak 50 soru. Sayısal 11.30 ile başlayacak 40 soru. Bunu neden söylüyorsunuz hocam? Biz bunu biliyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar sınav sabahleyin olacak. Dolayısıyla erken kalkmalısınız. Erken kalkıp dersin başına en geç 9.30'da oturmuş olmanız gerekiyor. Ve günde en az sabahleyin 11.30'dan 12.30'a kadar sabahleyin beyninizi 90 soru çözmeye alıştırmanız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız muhtemelen ya televizyonda çok vakit harcıyorsunuz ya tabletle ya oyunla ya başka bir şeyle. Lütfen sınava kadar Kesinlikle tabletleri ekran bağımlılığını azaltıyoruz hatta sıfıra indiriyoruz ama tabii ki takıldığımız konuları izlemek için YouTube'dan bizleri mutlaka izleyelim o apayrı bir şey bu YouTube'daki videolarımız apayrı bir şey ama işte Fortnite'dır Brawl Stars'dır GTA'dır oyunlardır dizilerdir bunlar şu anda sizin zihninize yanlış bilgiler eksik bilgiler dikkatinizi dağıtacak şeyler verebilir lütfen bu son günlerde artık bunları tamamen kaldırın ortadan arkadaşlar şimdi sınav sabahleyin olduğu için bizler de sizlere sabahtan başladığınız yapacağınız bir sınav e, programı hazırladık. Burada bordo bereliler için bir programımız var. Bir de derece grubu için var. Bordo bereli neden dedik? Çünkü bu son 37 günü de sıkı sıkıya çalışıp vazgeçmeyip azimli, kararlı bir şekilde çalışan öğrencilerimiz bizim için en az bordo bereli kahraman askerlerimiz kadar değerli. Şimdi çünkü onlar da cehaletle savaşıyor. Şimdi bütün öğrencilerin mutlaka güne deneme ile başlaması gerekiyor arkadaşlar. Sabahleyin 90 soruluk bir deneme çözüyoruz. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Sonrasında bir dinlenmemiz var. Ve ardından denememizi analiz ediyoruz. Yani bu denemede yaptığımız hataları mutlaka analiz etmemiz gerekiyor. Hangi konudan yanlış yaptık? Nelerle alakalı hatalar yaptık? Ve bunlarla alakalı hatalarımızla alakalı kendimize tekrar testleri vermemiz gerekiyor. Yani cümlede anlamdan hata yaptıysak 10 soru cümlede anlam testi. Fiil çatısından hata yaptıysak fiil çatısı testi. Karakökü sayılardan atayapsak karakökü sayılarla alakalı tekrar yapıyoruz. Eğer hatamız değil de boş bıraktıysak o zaman o konuyla alakalı videoyu bir kez daha izliyoruz. Sonrasında yine dinlenmemiz var ve ardından branş denemeleri çözebiliriz. Bu branş denemeleri eksik olduğumuz branşlarla alakalı olabilir. Türkçe olabilir, matematik olabilir, fen olabilir ya da sözeldeki hepsi yani inkılap din İngilizce olabilir ve mutlaka mutlaka o gün için paragraf sorusu 20 tane çözüyoruz. Hocam benim paragraf kitabım yok paragraf nasıl çözeceğim diyorsanız mutlaka günde 15 paragraf kitabımızı alın buradan da sorular çözün arkadaşlar. Şimdi o zaman bu birinci grup bu orada bu şekilde çalışıyor. Zaten LGS son tekrar programında takip ettiklerinde mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacaklar. Bu arada görüyorsunuz bir de ikinci dönem yazılı kampımız var onu hatırlatalım. Şimdi gelelim ikinci kısım yani derece grubuna. Yani bu arkadaşlarımız 75 üstü netler yapabiliyorlarsa 85 90'ı hedefliyorlarsa bunlar derece grubu olmuş oluyor. Bu arkadaşlarımız günde en az iki deneme çözmesi gerekiyor. Sabahleyin 90 soruluk bir deneme çözecekler dinlenmemiz var ardından bir deneme daha. Ama hangi grupta olursanız olun ister borda bireli grubunda olun ister derece grubunda olun. Mutlaka mutlaka çözdüğünüz denemeleri analiz edin. Yani diyelim ki LGS geri sayım denemelerinden çözüyorsunuz. Burada 19 soru yanlış yaptınız. Ha, 19 yanlış yaptım değil. Bu konunun hangi bağlamında işlendiğini. Yani 19 soru neymiş? Güç santrallerinden elektrik enerjisi üretimi. O zaman elektrik enerjisi konusuyla alakalı sıkı bir kontrol yapmam lazım diyeceksiniz. Veya hatta örnek veriyorum bu soruyu yanlış yaptınız. Aa. Veya boş mu bıraktınız? Tabii din sorusu bunu rahatlıkla yaparsınız. Mesela fotosentez sorusunu boş mu bıraktınız? O zaman burada bilgi eksiniz var. Yediğin soru neyle alakalımış? Fende diyelim ki... işte asit baz değişimleri... Veyahut da işte fotosentez ve deneyler olsun. Fark etmez. Bu konuyu ben boş bırakıyorum. O zaman bununla alakalı video izleyip... Tekrar etmem lazım. Ve ardından da soru çözmem lazım demeniz gerekiyor. Dolayısıyla deneme çözüyoruz. Ve ardından da bununla alakalı... Analiz yapıyoruz. Analizsiz bir deneme... Kontrol edilmemiş bir deneme... Esasında eksik bir denemedir arkadaşlar. Sonrasında... Akşamleyin bir sayısal deneme daha çözüyoruz. Sonra bir sözel deneme daha çözüyoruz. Ve bu şekilde 270 soruyu tamamlamış oluyoruz. Bu en asgarisi. Bunun daha fazlasını yaparsınız. Kursa gidiyorsunuzdur. Veyahut da işte Tonguç Dershane'ye gidiyorsunuzdur. Veyahut da son tekrar programı takip ediyorsunuz. O ayrı. Ama bu minimumda yapmanız gereken şey. Eğer derece grubundaysanız. Veyahut da Borda Bereliler grubundaysanız arkadaşlar. Burada şu da çok önemli. Bu planları yaptıktan sonra yatağa girmeniz lazım. Yani sabahleyin mutlaka iki tane alarmınızı kuruyorsunuz. Sabahleyin 9'da derse oturmak için örnek veriyorum 8'e kalkmanız gerekiyorsa bunu mutlaka yapıyorsunuz. Kitaplarınızı hazırlıyorsunuz. İşte geri sayım denemelerim hazır. Paragraf kitabım hazır. işte son tekrar kitabım hazır. Buna benzer kitaplarınızı hazırlıyorsunuz. Neyi çözeceğinizi biliyorsunuz akşamdan. Kahvaltınızı planlıyorsunuz. Yarın sabah menemen mi yiyeceksin? Tost yiyeceksin? Bunu annenize planlıyorsunuz. Çünkü yarın sabah kahvaltı hazır değilse o seni mutlu etmeyecektir. Kitaplar hazır değilse derse oturman gecikecektir. Telefonunuzu da kapatıyorsunuz. Az önce söylediğim gibi ekran bağımlılığını azaltıyoruz. Çünkü ekrandaki veriler, ekrandaki bilgiler emin olun sizin sınavda dikkatinizi dağıtacak şekilde beyninize hasar veriyor. Bunlardan uzak durun, kendinizi dinlendirin ve sınavdan sonra istediğiniz kadar izleyebilirsiniz, istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Ama şu anda bu son günlerde lütfen ekranı azaltalım arkadaşlar ve ödül verilen. Ödül nedir? Diyebilirsiniz kardeşim ben yarın bu çalışmaları bitirdikten sonra yani bordo vereliysem bu çalışmaları bitirdikten sonra derece grubuysam bu çalışmaları bitirdikten sonra mutlaka mutlaka işte akşam arkadaşlarla yarım saat basket oynayacağım. Bir saat basket oynayacağım. Bak ama tekrar söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ekran yok. Arkadaşlarla buluşup sohbet edeceğim. Havalar ısındı. Sokakta buluşacağız. Top oynayacağız. Dışarı çıkacağız. Gezeceğiz diyebilirsiniz. Ama kesinlikle bütün bunları yaptıktan sonra bir saat Fortnite kasacağım. Böyle bir şey yok. Bu olmaz. Çünkü ekran bağımlılığı emin olun sizin netlerinizi azaltıyor, paragraflarda dikkatinizin dağılmasına sebebiyet veriyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım. Bu arada LGS son tekrar kampımızla alakalı son tekrar setimizi mutlaka hazırlayın. Çünkü burada sizler için son tekrar fen, son tekrar matematik, son tekrar Türkçe, son tekrar inkılap, İngilizce ve dini mükemmel bir şekilde hazırladık ve her birinde sizlere konu özetleri ve direkt bir şekilde soru taktikleri verdik. Yani konuyu özetledikten sonra bir sayfa özet yani yarım sayfa özet hemen bunlara alakalı sınav sorusu. Yarım sayfa özet şöyle göstermek istiyorum. Hemen bunlara alakalı sınav sorusu koyduk. Böylece tamamen son tekrar olacak şekilde sizlere hazırladık. Son tekrar kampında görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz sizi çalışmanızın karşılığını alacaksınız. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Ödüllü sorumuz yapın. Yorumlara yollayın.